Hadi madalya buz ediyoruz. Nasılsınız? Nasılsınız? Şehit ailesi, yakınlarımız, gazilerimiz. Efendim 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü kutluyorum. Nice günlere sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle paylaşarak mutluluklar diliyorum. Nice günleri görmenizi temenni ediyorum. Gününüz hayırlı olsun. Biz de derneğimizi ve sizleri ziyaret için vekillerimizle birlikte geldik. Allah ağzınızın tadı daim ve ziyade kılsın diye temennide buluyorum. Vekillerimizin temennileri varsa görelim. Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Belediye Başkanımız ve Şehit Aileleri Derneği Başkanımız, çok değerli şehit aileleri, yakınlarımız ve gazilerimiz. Ben de bugün de Gaziler Günü'nde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Tabii ki sizler bu vatan için verilebilecek en değerli varlığınızı, canınızı, evlatlarınızı, eşinizi, kardeşlerinizi verdiniz. Bunun tabii ki değeri asla ölçülemez. Ve bu vatan için tabii ki en değerli varlıklarımızı vereceğiz ve bağımsız bir şekilde, hür bir şekilde bu topraklarımızın üzerinde bayrağımız dalgalanacak. Bugün Gaziler Günü münasebetiyle Vali Gönü'nde başlayan törenlerimiz hasediyle daha sonra Gazi derneklerinin bizi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kabulünden sonra sizlerle beraberiz. Burada Gazi arkadaşlarımız da yer almakta. Ortada ifade ettiğimiz gibi bugün Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal ünvanı verilişinin 92. yıl dönümünü kutluyoruz. Gaziler gününde özellikle bu vatan ve milletimiz uğruna, mukaddesatımız uğruna şehadet şerbetini içen sizlerin yakınlarını Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere sabırlar temenni ediyoruz. Değerli Diyanet Başkanımız, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle derneğimizi ziyaret ettiniz. Bizleri sağ olun, onurlandırdınız. Böyle bir günde bizlere onurlandığınız için kendinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle böyle her yer gelmiştir. Biz buradan bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ediyoruz. Vatana millete gösterdikleri bu fedakarlıktan dolayı. Dinimizdeki de en yüksek mertebe zaten şehitlik mertebesi, peygamberlik mertebesinden sonra. Dolayısıyla tüm acılar hepimizin milletin ortak acısı. İnşallah Allah bundan sonra bu ülkede şehit ve gazi ortaya çıkarttıracak bir durumu ortaya çıkarttırmaz. Çünkü Türk milleti zaten nefer olarak bir asker yapısına sahiptir. Özellikle son yıllarda yapılan şehit ve gazi ailelerine ikinci iş imkanı da oldukça iyi bir noktaya geldi. Bütün kurumlar şehit ve gazi ailelerine olabildiğince yardım etmek için gayret gösteriyorlar. Şehit ve gazi aileleri de daha bilinçli ve ortak hareket ediyorlar. Ve kentimizin önemli bir sivil toplum örgütü haline geliyorlar. Bu nedenle inşallah bundan sonra...